Welcome to 7th grade diyorum Tonguç Hanım. Oo 7. sınıf. Aynen 7. sınıfa hoş geldin diyorum. Şimdi okulun ilk haftası ne yapmalıyız? Hocam kebap full yapmalıyız. Hayır bir kere yaz tatili bitti biliyorsun Tonguç Hanım. Sormayın ve hocam ya. Ve artık 7. sınıf oldun. Ve yeni döneme hazır mısın? Sonra soruyorum. Yani arkadaşlar. Bilmiyorum hazır mıyım bilemiyorum. Aynen. Şimdi bundan sonraki sene senin için çok önemli bir sene. Ama şimdiden altyapını iyi oluşturmasın. Okulun hocam kapısı... zaten dersler boş geçiyor. Kimse aynen. Gelmiyor, konuşamıyor. Biraz da daha tatil yapsak hocam. Aynen herkesin aklına bunlar geliyor. Öğretmenler işte bazen derse gelmiyorlar işte. Ama bazı öğretmenler gerçekten ciddi bir şekilde derse girip ders işliyorlar. Dolayısıyla biz şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şimdiden sağlam temellere, sağlam bir altyapıya ulaşabilmek için çalışmaya başlamamız gerekiyor. Bu şunu unutma. Bir sınıfa nasıl başlarsan öyle gider. O yüzden iyi başla iyi gitsin diyorum. Tabii. Yılbaşına nasıl girersen tüm yıl öyle geçer gibi. Hayır. Ya, evet yani öyle bir şey var gerçekten de ama sınıflarda da öyle bir şey var. Yani iyi bir başlangıç yaparsan bütün sene boyunca bu akar gider. Tabii. İnşallah. Mutlaka yapman gerekenlerden bir tanesi yanında mutlaka defter götür. Yani kareli veya çizgili fark etmez. Yanında defter götür ki. Küçük mü büyük mü? Öğretmenin anlattıklarını mutlaka not al Tonguç evladım benim. Yani hiçbir şey yazmadan ya ben artist bir adamım zaten ne gerek var cool. Hani cool'um falan. Öyle havalara girmene gerek yok. Defterini götür, notunu al. Hem şimdiden daha disiplinine oturtmuş oluyorsun. Hiçbir şey söylemese dahi defterini götür ve yanında mutlaka bulunsun. Sınıfınla kaynaşmayı unutma. Yeni arkadaşların gelecek bir sürü farklı sınıflardan. Merhaba belki takip. Farklı okullardan gelecekler. İhtiyacın olacak. Belki ileride bir işin düşer. Not istersin falan filan. Dolayısıyla şimdi öğrenci öğrencinin notuna muhtaçtır. Aynen. Arkadaşlarına mutlaka kaynaşmayı unutma. Aynı zamanda ön sıralarda otur ki ön sıralarda oturunca daha fazla derse yakın oluyorsun. Hocam bizim ön sıralarda rezerve yazıyor. Doldurmuşlar önce. Şunu demek istiyorum. Yani doğru. Herkesin yeri böyle hafiften belli olabilir ama senin yapman gereken şey ön sıralara ne kadar yakın olursan, ne kadar öne oturursan hem öğretmenin gözüne giriyorsun hem derse daha yakın olduğun için daha iyi anlıyorsun ve daha başarılı bir öğrenci oluyorsun Tonguç Erhan'la. Ve öğretmenlerinle iletişim kurmaktan çekinme. Hani ben çekiniyorum, utanıyorum işte biraz daha sıkılıyorum. Hayır öyle bir şey yok. Öğretmenin senden sorunu bekliyor. Zaten o yüzden öğretiyor sana. Öğretmen demenin sebebi bu. Dolayısıyla sen bir ben şey de öğrenciyim. Sen bir şey soracaksın ki öğreneceksin ve bu soru cevap olayı seni geliştirecek. ...iştiren en önemli şeydir. Bunu unutma Tonguç Erhan Bey. Çünkü biz bir problem yaşarız. Öğretmenimize sorarız. O cevabını verirse oh be deriz. Şimdi oh be. İlerleyebiliriz deriz. Şimdi geldik her zaman disiplinli olmaya. Bu da şöyle. Disiplin korkutucu. Mu gideyim hocam? Hayır korkutucu bir şey değil. Sana böyle katı, sert bir şey gibi gelmesin. Disiplin demek öz disiplinden kastediyoruz burada aslında. Yani kendi planını, kendi programını, kendi düzenini kurmaya çalış. Mesela evdeki düzenini çok iyi belirle. Hayır demeyi bilmeliyim. Evdeki düzenini belirle. Aynı zamanda okuldaki düzenini belirle. Okuldaki ders programını çok iyi takip et. Ve aynı zamanda hangi kitapların gidecek, hangi defterlerin gidecek, hangi gün. Bunları mutlaka takipli bir şekilde, kontrollü bir şekilde ilerletmeye çalış. Buna öz disiplin diyoruz ve bu öz disiplinin gerçekten de sadece öğrencilik hayatına değil, hayatın boyunca seni çok iyi yerlere taşıyacak diyoruz. O zaman yeni sınıfına başarılar Tonguç Erhan. Ödül sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım. Sağ ol hocam.